Selamlar, ben Semih. Bugün hatalarınızı yorumluyorum serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. Şu an karşımda Emirhan var. Game Arena sitesindeyiz. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet, site üzerinden birbirimizi ekledik. Ve ilk olarak Emirhan'a karşı bu desteği kullanmak istiyorum. Çok sevdiğim bir birinci deprem destesidir. Ama birinci desteği gerçekten çok azaldı biliyorsunuz. Hemen gönderiyorum savaş. Evet, hemen ilk maçımıza geçtik. Elimizde ateş uru var. Biliyorsunuz çok seviyorum ben ateş urunu. Hatta çarpı bir de başlamak için zorluyorum rakibi, deprem de atacağım. Herhalde ağır bir şey oynuyor ki cevap vermiyor. Golem, tazı veya başka bir şey bekliyorum. Hala oynamadı. Artık birinciye de bir şey atmak zorunda bence. Evet, çok bir aslında çok da ağır bir deste değil muhtemelen. Orta seviyeli bir deste. Birinci arkasına da iskelet bırakmıştım kasırgası vardır diye. Alev atacak mı? Alev topu atmadı. Destesini hala çözemedim. Şu anda ya domuzcuklar oynuyor ya da köstebek destesi. Sola bilerek deprem attım çünkü tek tomruklu canı kalıyor blokçunun. Evet, Emir orada bir hata yaptı ve köstebeği arkaya doğru attı. Köstebek arkaya doğru atılan bir kart değil istisnalar dışında. Evet, şimdi silah şunu sağa doğru atalım ki çok birini öldürdükten sonra hata da çıksın sağ tarafta. Bunlar önemsiz gözüküyor ama aslında çok önemli detaylar. Evet, şimdi sağ tarafın ikisini kullanmak zorunda. Biraz bekleyeceğim, belki özellik kullanır. Evet, destesinde kasırga da varmış. Bu zamana kadar hiç kullanmamıştı. Gene köstebeği yanlış oynadı. Şöyle tam zamanında birinci atmak istiyorum. Demin yaptığı atak da çok agresifti ama maç gidici olduğu için haklı bunu yapmakta kesinlikle. Bundan sonra deprem döndüreceğim. Birinciyle zaten vurmama izin vermez. Mezar taşı artık kasırgası var. Blokçu atacak diye top attım oraya. Köstebi hala arkaya atıyor. Evet, bir deprem kaldı. Yani Emir çok da hatalı oynamadı ama köstebik pozisyonları çok yanlış. Kendisine de iyi oyuncu diyelim, moralini bozmasın. Onun dışında birincim o kadar nasıl vurdu anlamadım. Kasırgası artık mezar taşı vardı. Neredeyse hiç birinci hasar almaması gerekiyordu. Ve hemen gidelim, sonucu bildirelim siteden. Hemen 1'e Q yazdım yanlışlıkla. 0 yazdık. Sonucu bildirdik. Ve hemen eline sağlık diyelim. Evet, ikinci rakibimizi site üzerinden bulduk ve token kazanmak adına oynayacağız tekrardan. Rakibimiz Sokrates. Bu maçta çok eski bir desteği kullanacağım. Bu desteğin meta dönmesi için dört gözle bekleyen insanlar var. Eskiden oyunu öğrenmek için bazı YouTuber ve yayıncıları izlerdim. Ve bir tanesi madenci sürekli arkadan atardı, rakip kule atmazdı. Rakibe bedavadan iksir verdiğini düşünürdü. Şu an baktığımda gerçekten çok saçma geliyor. Alet topum hazır. Yaşça da atarsa diye. Evet, %90 şu anda Kraliyet Devi oynuyor. Rakip sürekli arkadan Kraliyet Devi ile çıkmalı. Ve her Kraliyet Devi attığında arkadan ben iksir zararına geçiyorum. Eninde sonunda beni yakalıyor. Ama bizim güzel oynamamız lazım. Madenciyi döndürmem lazım. Defans madenci atalım. Sanki defans madenci atılmazmış gibi bir algı var insanlarda ama defans madenci güzel bir hamledir. Evet, arkadan kraliyet devlerinin başladı. Şu an çok doğru oynuyor.
Ben de bomba kulesini birazcık yaklaşsın sonra atacağım. Tamamdır. Valkyrie atarsam balıkçıyla çekecek. Şöyle mızrakla atalım önüne. Fark ettiyseniz kulemize daha dokunamadı Sokrates. Hemen yarısı atalım. Bir de madenciyle desteklersek kraliçeyi atamaz. Derken kara prensin üzerine atmam herhalde madencimi. Yine defans madenci atalım. Yani valkürüm yok, yapacak bir şey yok. Ve savunmamız gereken bir kraliçeyi daha geldi. Bomba kulesini olabildiğince geç kurmaya çalışıyorum. Çünkü bomba kulesi kendi kendine de ölüyor bir yandan. Hazır tohumluğu da çıkmışken mızraklı da vurabiliriz bence. Şu an doğrudan mızraklı müdahale edebileceği bir kart yok elinde. Avcı kartı bu maç çok kritik. Duvar ikinci atarsam şu an kara prens atacak. Hiç gerek yok. Şöyle bomba kulesini döndüreceğim. O atak yaparken bir yandan da kraliçelerini döndürüyor. Hasar farkını birazcık kapattı. Gene arkadan çıkması lazım. Çünkü her kraliçeyi attığında ben daha çok ilksiz arana geçiyorum. Valkyrie balıkçı atacak. Şöyle madenci atalım. Madeniyi çok güzel tahmin ettik. Bomba kulesini anti yıldırım pozisyonuna attım. Bu şekilde kuleyle beraber yıldırım atamadı. Madencim atamıyorum balıkçı yüzünden. Şu an çok doğru oynuyor Sokrates. Kraliçeyi bekliyorum. Gene doğru oynadı. Ben de bomba kulesi döndürürüm. Yıldırım atarsa tekrardan bir tane de atalım. Avcıyı tahmin etmeye çalışmıştım ama tutturamadık. Agresif bir yıldırım attı. Bulmamız lazım şu an. Gene yanlış bir yıldırım. Sokrates'i yıldırımları bitirdi gerçekten. Hatası oynarsa bu eşleşmeyi kraliçelerinin yenmesi lazım. Ama dediğim gibi hatası, tek hatası hatta yıldırım diyebilirim. Hemen geçelim son maçımıza. Köstebek destesiyle oynayacağım ve şu anda videodaki son maçımızdayız. Hatalarınızı yorumluyorum serisindeki diğer videolara nazaran burada çok daha az hata yapıldı. Hemen haydutla başlayabiliriz. Şu an oynadığım deste gerçekten çok hızlı bir deste. Bakalım rakibin destesini, ateş ruhu gördük. Ve evet hata yapıyor şu anda, ikisini bekletiyor dolu bir şekilde. Valkyrie elinden çıkardı, o yüzden köstebeği atabiliriz birazdan. Sol tarafta tomruk kaçırdı.
Rakip Logbait destesi kullanıyor. Tom Brady'mizi tutmalıyız. Bu maç için rakibin yapması gereken şeyi size söylemek istiyorum. Valkyrie elinde tutması gerekiyor. Ayrıca Dart Goblin'le beni rahatsız edebiliyor. Çünkü Dart'a tomruk atarsam fıçı atacak. Atmazsam da Dart vuracak. Ya da en azından iksir kenarına geçecek. Benim şöyle bir avantajım var. Köstebek artı bombacı yaptığımda bu şekilde Valkyrie'le alan hasar atabiliyoruz. Evet, bombacı kuleye vuruyor gördüğünüz gibi. Dart Goblin'i tutmak için bu kareyi kullanıyorum. Bu kareye ne kart atarsam atayım Dart Goblin o karta vuruyor. Muhtemelen o Goblin vurmayacaksa ama garanti almak istedim kendim, o yüzden iskelet attım. Gene aynı taktiği yapacağım. Köstebek arkasına bombacı. Evet, Dark Goblin'i bedavadan öldürdük. Şimdi haydut savunsun, ata da çıksın. Rakipte de roket var, bizde de roket var. O yüzden olası bir roket saldırısına karşı ben de karşılık verebilirim. Köstebi şöyle buradan değil de köşeden atacağım. Çünkü hep aynı yere attığım için artık alıştı. Çok güzel. Evet, artık roketlere başlayabiliriz. Ben önde olduğum için roket her türlü işime gelir. Rakibin roket gibi küçük hasarlarla değil, daha çok hasar vurması lazım. Şöyle saldıralım. Hatta tomruğu atakta kullanıyorum. Artık köstebek artı rokete maçın bitmesi lazım. Bakalım bitiyor mu? Evet. Öncelikle bu videodaki herkesin eline sağlık. Gerçekten hata yaptıkça öğreniyoruz. Bütün oyuncular hata yapıyor bu arada. Önemli olan bunu en aza indirmek ve en doğru şekilde oynamak. Videoda bahsedemediğim şeyler olursa ben sonradan yazılı eklerim. Hatta hataların hepsini yazılı eklemeye çalışacağım sonradan. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.